Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Amin. Bir önceki sohbetimizde birinci sözde birinci sırrı okuduk. Bugünkü sohbetimizde ise ikinci sır ile devam edeceğiz. İkinci sır vahdet içinde ahadiyeti ispat ediyor. Şöyle ki, ikinci sır Kur'an-ı Muzur Beyan hassız kesret ve mahlukata tezahür eden vahdiyet içinde okulu boğmamak için daima vahdiyet içinde ahadiyet cilvesini gösteriyor. Yani mesela nasıl ki güneş ziyasıyla, ışığıyla hassız eşyayı ihate ediyor, zapt ediyor, mecmu eziyasındaki güneşin zatını mülahaza etmek için gayet geniş bir tasavvur ve ihatalı bir nazar lazım olduğundan güneşin zatını unutturmamak için her bir parlak şeyde güneşin zatını asi vasıtasıyla gösteriyor. Ve her parlak şeyi kendi kabiliyetince güneşin cilve ezatisiyle beraber ziyası, harareti gibi hasarlarını, özelliklerini gösteriyor. Ve her parlak şey güneşi bütün sıfatıyla kabiliyete göre gösterdiği gibi güneşin ziya ve hararet ve ziyadaki elvan-ı seva gibi yani yedi rang gibi keyfiyatlarının her birisi dahi umum mukabilindeki şeyleri ihata ediyor. Evet, kısaca özetlemek gerekirse Bismillahirrahmanirrahim'de geçen Allah ismi Cenab-ı Hakk'ın zatına bir unvandır. Ve bütün sıfatları ve isimleri birlikte ifade etmektedir. Allah isminden sonra rahmeti ifade eden Rahman ve Rahim bu iki ismin gelmesiyle rahmete dikkatimizi çekiyor. Bin bir isim içinde rahmet ifade eden bu iki ismin seçilmesi rahmetim gazabımı geçti. Hadis-i kutsisini de hatıra getiriyor. Okuduğumuz ikinci sırda geçen vahiy ve ahad isimleri ise her ikisi de Allah'ın birliğini ifade ederler. Vahid ismi Allah'ın sonsuz ve mutlak olan sıfatlarında şeriki olmadığını, yani sonsuz ilim, kudret, irade gibi ilahi sıfatların ancak Allah'a ait olacağını ifade eder. Ahad ismi ise Allah'ın zatının birliğini, zatında şeriki olmadığını ifade eder. Yani varlığı vacip, ezeli ve ebedi olan ancak Allah'tır. Ve zaman hazretlerinin verdiği misalden hareket edersek, güneş ziyasının her şeyi ihata etmesiyle ve sıfatlarının bütün eşyayı kaplamasıyla vahdiyete bir misal olur. Yani her şeyi ihata eden bu ziyayı, bu harareti tamamen veya kısmen bir başka güneşe vermek mümkün değildir. Bu hal güneşin birliğini gösterdiği gibi her parlak şeyde güneşin sıfatlarıyla ve bir nevi cilve izatıyla yani görüntüsüyle tecelli etmesi de güneşin birliğini gösteriyor. Bezzaman Hazretleri ehadiyet ise her bir şeyde Cenab-ı Hakk'ın pek çok esması tecelli ediyor. Cenab-ı Allah'ın pek çok isimleri tecelli ediyor demektir, buyuruyor. İnsanı ilahi isimlere bir aynen kabul edebileceğimiz gibi yeryüzünün tamamını da bir ayna olarak düşünebiliriz. Aynı şekilde kainatın tümünü de bir tek varlık olarak düşünüp onu da diğerlerinden daha geniş bir ayna kabul edebiliriz. Allah'ın birliğine İnsan da, yeryüzü de, topyekun kainat da
birer ayna olmuş olur. Hangisine baksa onun birliğini okuyabiliriz. Böylece Besmele Sikke-i Ahadiyet'in üç mühim ukdesini irade etmiş, göstermiş oluyor. Vahidiyet külli ve umumi tecelliyattır. Tekrar ediyorum. Vahidiyet külli ve umumi tecelliyattır. Ahadiyet ise cüz'i ve hususidir. Bu hakikate şöyle bir temsil ile bakabiliriz. Mesela büyük bir denizin üstüne büyük harflerle kelime-i tevhid la ilahe illallah yazılsa, o yazıyı okuyabilmek için denizi kuş bakışı ihate edecek bir mevkiye çıkmak lazımdır. Ama buna herkes tam güç getiremeyeceği için o yazıyı yazan zat aynı manayı ve şekli denizin damlalarına da yazıyor. Yani onun o kabarcıklarına da yazabilir. Böylece her nazar sahibi o denizin umumu üstündeki yazıyı damlalar vasıtası ile okuyabilir. Çünkü küçük bir kabarcıkta o yazı rahatlıkla okunabilir. Sonra o denizin üstündeki haşmetli yazıya fikren intikal ediyor. Yoksa damla olmasa o yazıyı okuması mümkün değildir. İşte deniz kainattır. O yazı ise Allah'ın isim ve sıfatlarının tecellisidir. Damla ve üstündeki aynı yazı ise kainatın umundaki o tecellilerin insandaki tecellisidir. Deniz vahdiyeti, damla ise ehadiyeti temsil ediyor. Bütün nebatat ve umum çiçekler vahdiyet cihetiyle Allah'ın birliğini gösterir. Küçük ve tek bir çiçek ise ahadiyet cihetiyle gösterir. Hulasa, vahidiyet, azamet, büyüklük ve kibriyayı, ahadiyet ise cemal ve şefkati temsil eder. Altıncı sırrın ayetinde geçen salavat-ı şerife ile konuyu bağlayalım. Evet. Elhasıl hazine-i rahmetin, rahmet hazinesinin en kıymetli pırlantası ve kapıcısı Zat-ı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam olduğu gibi. Evet, rahmet hazinesinin kapıcısı Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. En birinci anahtarı dahi, evet, rahmet hazinesinin kapıcısı, kapıcı varsa kapı da var ve o kapının üzerinde kilit ve anahtar da var. İşte birinci anahtar olan Bismillahirrahmanirrahim'dir. Ve en kolay bir anahtarı da salavattır. Evet, salavatın manası rahmettir. Allahümme bihaqqi esrari Bismillahirrahmanirrahim salli ve sellem ala men arsaltehu rahmeten lil alemin kema yeliku bi rahmetike ve bi hurmetihi ve ala alihi ve ashabihi ecmain ve erhamna rahmeten tuğnina bi an rahmeti men siwake min halkike amin subhaneke la ilme lena illa ma'alemtena inneke entel alimul hakim ve ahri davahu ve elhamdülillah rabbil alemin. Bir sonraki sohbette buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz. Thank you.